Herkese merhaba arkadaşlar. Diktatör serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığı topraklarımızı kattıktan sonra bölümümüzü noktalamıştık dostlar. Peki bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm sizler birlikte Avrupa'da ve Afrika'da bulunan küçük devletleri de topraklarımızı katarak yeni bir nükleer bomba daha açmaya çalışacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaştan oyunumuza başlayalım dostlar. Öncelikle görüyorsunuz ki bir önceki bölümde saniye ilk gelirim 100 iken şu an 156'ya kadar çıkmış durumda. Lakin bunu hedefim bu bölüm 200 yapmak olacak. Zaten görüyorsunuz ki paramız zaten sayılacak durumda değil. 120 bine kadar çıkarmış durumdayız. Şimdi dilerseniz öncelikle ordularımızın gücünü 5'te 5 yapalım arkadaşlar. Mesela hava kuvvetlerimizin gücü şu an için 75. Bunu hemen 100'e kadar tamamlıyorum. Daha sonrasında ise donanmamıza bakacağım. Donanmamızın gücü 31'de. Neden 31'de? Şöyle hemen 100 yapalım abi bunda. 55, şöyle 65 ve 70. Arkadaşlar bu arada bu tür serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıca sizlere de çok ve çok teşekkür ediyorum dostlar. Biliyorsunuz ki daha yeni 20 binken şu an 22 bin aboneniz ve yavaş yavaş da 30 bine doğru gidiyoruz. Şimdi öncelikle şöyle bakıyorum. Topraklarımıza katabileceğim kim var? Almanya'yı alamayız arkadaşlar. Güçlerimiz beraberinde ama buradaki isyancıları eğer desteklersem kendime belki gücüm yeter. Ama onun dışında şu bakın mesela şu asilere bir para vereyim. Siz yorumlarda çok yazmışsınız. Eğer asilere para verirseniz onlar sizin yanında savaşı ödemişsiniz. Ben de bugün asilerle savaşacağız arkadaşlar birlikte. Hatta önce şuna gidelim. Gel bakayım Ukrayna. Ukrayna'ya önce bir gireceğim arkadaşlar. Bakın bizim çocuklar gitti. Orada şu an bizim kara gemilerini bekliyorlar. Onlar da geldi. Hemen şu Ukrayna'yı alalım aradan. Buradaki toprakların hepsini kızıla boyayacağım. Zaten buradan da görüyorsunuz ki arkadaşlar Büyük Türk İmparatorluğu'nu kurabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey gerçekten. Şimdi bizim ordumuz tek atıyor bu arada. Asilere burada para vermeye gerek yok. Asiler zaten kim ki ya? Şuna da yapamıyorum bir şeyler. Tamam, bekleyeceğiz az. Evet, koskocaman Ukrayna'ya an itibariyle topraklarımızı kattık. Şimdi buradaki fabrikaların hepsini fulleyelim. Arkadaşlar bu arada fullemediğim yerler lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre bir fulleme bir sonraki bölümde yaparım. Zaten büyük ihtimal 10 bölüme kadar gidecek ki biz bu gidişte. Buradan 30 tane buna veriyorum. Aynı şekilde buna da vereceğim ve burayı kapatıyorum. Şu an görüyorsunuz ki Ukrayna'nın toprakları da bizim oldu. Lakin Romanya'yı da aradan çıkartırsak bence daha güzel görüneceğini düşünüyorum. O yüzden askerlerimizi yeniden güçlerini fulleyelim. Şu an bir ticaret indirimi gelse arkadaşlar tadından yenmez yemin ediyorum. Görüyor musunuz? Paraya bakın. Bunda aldığımız şeyleri düşünsenize. İki katına kadar katlarız belki de. Şimdi öncelikle şunları bir fulleyelim. Gel kardeşim şuradan uçağı da düşürelim hemen. Tamam şimdi baktığım kadarıyla hava kuvvetlerinin gücü onlarınki de 3. Ben bunu bir 5 yaparsam bence bana hiçbir şey yapamazlar. 84'e kadar yaptım. Şimdi gidelim bir savaşımızı ilan edelim. Gel bakalım kardeşim buraya. Donanmamızın gücü bu arada full. Yani hiçbir şey yapamaz donanmamıza. Ukrayna'nın ben donanmasının yüksek olacağını zannediyordum ama yokmuş meğersem. Evet şu an görüyorsunuz ki Romanya'da benim olacak biraz sonra. Az kaldı arkadaşlar. Alacağız. Bundan sonra bu oyunda hangi devlette oynayayım? Lütfen yorumlara yazın. Ben bu oyunda seriler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bakış açısıyla şöyle düşünecek olursak Türkiye ile oynadığınız zaman Büyük Türk İmparatorluğu kurabiliyorken Ruslarla ise Büyük Rus İmparatorluğu kurabiliyorsunuz ve amacınız farklı oluyor. Yani hiçbir devlet birbirine benzemiyor dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi hava donanmamızı yeniden şöyle 5 yıldıza kadar çıkartayım. Hazır elimizde para varken yani parayı boşa harcamayalım arkadaşlar. %100 yaptım. Daha sonrasında bunu da %100 yapıyorum. Gel bakalım 80. 92 oldu ama fulleyeceğim merak etmeyin. Şimdi Almanya'ya savaş açmak biraz mantıksız olur. Çünkü güçlerimiz nereden baksanız da aynı. Yani hava kuvvet ben gider kara donanmasını yıkarım. Hava kuvvetleri de beni yıkar. O yüzden biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Gücümüzün yerine gelmesini bekleyeceğiz. Mesela buradan kim alabilirim? Polonya'yı alabilirim. Polonya'nın gücü biraz dörtlük. Asilerini de zaten desteklemişim. Bence gidip bir Polonya ile savaşalım. Siz yorumlara güzel taktikler yazmışsınız. Bu taktiklerin hepsini elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum. Onu da zaten her bölüm söylüyorum sizlere. Ve bu arada uçaklardan artık 2054 Dukat geliyor. Çok güzel arkadaşlar. Asiler bizim yanımızda savaşıyor görüyorsunuz ki. Şu an önden gidiyorlar arkadaşlar galiba. Önce bunların yıldızları düşüyor. Uçakları da düşüreyim de belki zarar veririm oraya. Lakin şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela Ukrayna'nın askeri gücü düşükken Slovakya'nın askeri gücü ona göre daha yüksek. Mesela Avusturya'nın, Çekya'nın. Bunlar niye bu kadar yüksek bilmiyorum ama garip. Şu an asiler düştü. Şu an biz savaşıyoruz. Diyecektim ki kazandık yine. Galiba bu bölüm final yapar mıyız bilmiyorum ama bir sonraki bölüm büyük ihtimal final yaparız gibi. Yani inşallah yapmayız ama ben çünkü eğleniyorum bayağı. Tamam. Romanya'nın yatırımını yaptım mı? Yapmamışım. Yapalım hemen. Şu şekilde yatırımlarını yapıyorum dostlar. Bu arada kanalımı yeni keşfediyorsanız aşağıdan videomuzu henüz beğenmediyseniz videomuzu beğenebilir ve henüz aşağıdan abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Suudi Arabistan'da bir asi ayaklanması olmuş. Hemen gidelim bir bastıralım orayı. Evet, asilerin gücü 2 yıldız olmuş. Bizim onlardan ne eksiğimiz var? Bizim de 2 yıldızımız olsun.
Evet, şöyle bir bekliyorum arkadaşlar. Asileri artık yeneriz. Saniyelik gelirimiz zaten 165'e kadar çıkmış görüyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar burada diğer küçük devletleri de almamız lazım. Bu arada nükleer açmak için ne kadarımız var? 16 tane de ülke yıkmamız gerekiyor. Her bölüm zaten düzenli olarak nükleer attığımız için büyük ihtimal alırız. Burada bu arada bir Asya ayaklanması olabilir. Şöyle bir fulleyelim de buraları ne olur ne olmaz. Tamam. Makedonya Cumhuriyeti'nde bir yabancı güç saldırısı görmüşüz. Kim yapıyor lan bu saldırıları? Valla her bölüm diğer Libya ya da Makedonya sürekli olarak saldırı görüyoruz dostlar. Yani bunun üstesine gelmemiz lazım. Yine bir şunu da kapatalım. Artık işimiz kalmadı bununla. Şimdi hava kuvvetlerimizi bir fulleyelim. 3 yıldız. 4 yıldız. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada Slovakya var görüyorsunuz ki ve burada bir tek de Avusturya var. Avusturya'nın gücü az olduğu için oraya bir savaş açacağım. Bunların kara gücü yok mu lan? Kara gücü varmış. 56'ymış maşallah. Alacağız büyük ihtimal. Çünkü Avusturya güçsüz bir ülke. Bana göre şu an için. Ama başta eğer Türkiye ile sıfırdan başlarsanız yüksek bir ülke oluyor. O yüzden gelişmeniz lazım. Şimdi biraz bekliyorum. Alacağız inşallah. İyi oynuyoruz ha. Bir şey söyleyeyim mi? Ve bu arada oyuna başlamam iyi oldu. Bazı arkadaşlar Age of History'dan sıkılmış. Bu sayede farklı oyunlara da yönelmiş oldular. Onlara da buradan selam olsun kardeşlerim. 30-40 yapacağım bunu. Şu şekilde bunu da 40 yapıyorum. Aynı şekilde buradan araç fabrikasını, ilaçlarımızı ve altın ne bu? Altın şeyini arttıralım abi. Artık taşıma şey mi falan bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsınız ona. Şu an görüyorsunuz ki saniyelik gelirim 168'e kadar çıktı ve paramız şu an 10.000'e doğru yol almaya başladı. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Topraklara bakın. Ama daha önümüzde daha büyük devletler var. Örnek veriyorum Brezilya, örnek veriyorum Meksika, Çin, Rusya. Bak bu Çin'le Rusya ve Japonya almadan işler tamamlanmaz dostlar. Suudi Arabistan'da bir Asya ayaklanmasıyla karşı karşıyayız. Asileri yendik. Biraz sonra haber gelecek zaten. Harika iş. Asileri ezdin. Tabii oğlum ne zannettin? Şöyle bunları yeniden fulleyeceğim. Yani ne zaman savaşa gitsem askeri gücüm düşüyor otomatikman. Sizin yorumlarda yazdığınız taktikleri yerine getirmeye çalışıyorum bu arada dostlar. Haberiniz olsun yani askeri gücüm fulleyip de gidiyorum. Ve oranın asilerini destekleyip de gidiyorum. Şimdi bakın burada güzel bir İrlanda var. 2 yıldızı var. Şöyle bakalım. 46, 50, 40. Unutmayalım bu sayıları. 46, 56, 40 diyecektim ki. Bu kim lan? Küçücük askerlerle gelmiş bana savaş açıyor ya. 46, 56, 40 unutmuyorum da. Şimdi. Seni bir 56 yapalım. 55, 69, 70 oldun. Bir tek de şunu 40 yapalım. Uçak geç. Uçaktan gelen parayla yaparız büyük ihtimal diye düşünüyorum efendim. İrlanda'nın zaten fazla bir gücü yok. Şöyle şunları da şöyle fulledik mi? 64 oldu. 65. Tamam şu an arkadaşlar ordu güçlerimizi resmi olarak şöyle bir genel olarak bir gözlem atalım. 89, 65, 70. Ben gider hiç bakmadan tek atar gelirim bence buraya. Saldırı yapıyorum. Gidiyorum hocam. Görüyor musun arkadaşlar bizim yiğidolar geldi hemen. Fulleyim de ne olur ne olmaz gücünü. Şu an İrlanda fethiğimizde resmi olarak başladık. Daha sonu gelmedi bunun ama alacağız inşallah. Şu Age of History'daki patlama efekt mesela bu oyunda şu patlama efekti var ya. Age of History'de uyarlasalar çok güzel olur be. Yani en azından biraz daha güzelleştirip uyarlasalar bence çok güzel olur ama yok arkadaşlar. Age of History umutsuz bir oyun. Yani senaryo yaptığın zaman güzel oluyor tek. Şimdi buradaki şeyleri fulluyorum yeniden. Şunu bir öğrenemedim. Bu ne acaba? Şunu da al abi. Buranın her şeyini fulledik galiba. 20, 20, 30, 30. Tamam. Şu an Birleşik Krallık ve adasını aldık arkadaşlar. Şimdi hedefimiz neresi biliyor musunuz? İsviçre, Çekya, Slovakya. Bunları da alırsak eğer kaç ülke kaldı? Şöyle bakayım 14 ülke daha alırsak yine bir atom bombasına hak kazanıyoruz. Onu da tabii kazanacağız arkadaşlar. Ben size bu bölümde sözü verdim. Saniye ilk 200'e kadar çıkartacağım dostlar. Şöyle 55. Afrika ülkelerine zaten uçak zor bulunan bir şey. Bence uçak yetiştirmezler onlar. Yapmazlar, üretmezler. Şu şekilde basıyorum hocam. 91. Şimdi Afrika'da, Çat'ta falan hep uçak var. Uçak niye var sizde? Uçağı olmayan bir yer var mı? Yok. Madem öyle biz de gider uçak basar yeniden geliriz buraya. Yani resmi olarak uçağı şöyle bir 60'a kadar falan çıkarsak ya da 70'e kadar biz kazanırız arkadaşlar bu savaşı. O yüzden az bir şey bekleyeceğim. Bu arada artık Libya'da bir isyanla karşılaşmıyoruz. Veya Libya'ya bir çıkarma görmüyoruz artık. Güzel oldu bizim için. 66, 70, 79. Şöyle 80 yaparsam çok güzel olur. Tamam.
Öncelikle bakıyorum arkadaşlar kimin gücü daha az. Mesela bu adamın gücü çok az. Gidelim buna bir savaş açalım. Geliyorum hocam. Ki zaten donanması falan yok güzel. Havası var. Bir tek de karası var. Başka da bir şey yok zaten. Bizim çocuklar da geldi. Vur hocam. Tek atacak büyük ihtimal. Buranın asileri olsaydı asilerle birlikte savaşırdım. Bu sayede ordum da zarar görmezdi ama asileri yok maalesef ki. O yüzden biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakıyorum. Kazandık. Çok güzel abi. Çok güzel gelişiyoruz ya. Kobaltı da geliştiriyorum buradaki. Uçağı da düşürüyorum ki sıkıntı çıkmasın. Hava donanmasını da geliştir. Tamam. Şimdi Zambiya'ya girebilirim. Veya başka güçsüz ülke var mı? Bir de bu var. Veya başka. Ondan daha... Evet, Nijerya var arkadaşlar. Nijer var. Gidelim Nijer'e de bir savaş açalım. 69. 73. Oyunun müzikleri çok tatlı ya. Valla. Dostlar bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamı değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum eğer kanalımız hoşunuza gittiği takdirde. Biliyorsunuz ki hedefimiz 31 bin abone. 31 bin abone de sizlere güzel bir çekiliş vereceğim. Yani çekiliş yapacağım. 31 kişiye güzel oyunlar hediye edeceğim. Neden öyle sormayın arkadaşlar. Yani neden olabilir ki en fazla değil mi? Şimdi şöyle bakıyorum şu uçağımızı düşürüyorum. Buradaki asilleri zaten desteklediğim için oradan bana bayağı bir yıldız itirafından kaçınacağız dostlar. Oğlum uçağımız tek atıyor lan. Bayağı iyiyiz. Güzel. Önden asiler savaşıyor. Kazandık. Buranın güçlerini fulleyelim. Oğlum Afrika'da nükleerin ne işi var lan? Arkadaşlar Afrika'da nükleer var. Evet aşağıda Kameron'da bir savaş görüyorum. Kameron kendine gel kardeşim ya. Bunun şeyleri full mü full? Yani Kameron ne desem boş sana ama yapma kardeşim zarar edersin bak. 1740 altın geldi. Şimdi kaç ülkemiz kaldı? 12 tane de ülkeyi yıkarsam bir hediye nükleer daha kazanacağım. Namibya'da bir ayaklanma daha olmuş. Kardeşim ülkemi salın be. Ülkelerim mi pardon. Devletimi salın kısaca. Şimdi buradaki hava kuvvetlerini ben biraz daha genişletiyorum abi. Daha sonrasında yine bir Afrika ülkesi seçelim kendimize. Evet, Mali çok müsait. Mali'nin asilleri de böyle gaza getirdik mi? Ordumuz zeval görmez arkadaşlar. Bunlara jilet veriyorum gerçekten mi? Mali'yi bir topraklarımıza katalım. Uçaklarımız zaten ondan önce geliyor görüyorsunuz ki. Abi buranın donanması yoktur inşallah. Yok tamam. Donanması olursa biteriz arkadaşlar. Alıyorum. Hadi kardeşim biraz daha hızlı vurursan çünkü daha çok yapmamız gereken hedefler falan var. 11 tane de ülke yıkmamız lazım. Uçağa düşür. Buradaki asilerin gücü zaten daha sıfır. 30-30 yapacağım. Sıkıntı çıkmasın. Yani arkadaşlar bu arada oyuna yeni başlayanlar varsa asilerin sizlere saldırabileceği en fazla miktar 2 yıldız. O yüzden en fazla şu kadar yapsanız bile yeter. Yani bu kadar 40. 40'ın üstüne çıkmayın. Ya fazlası zarar. Onlar sadece Amerika gibi ülkelerde olur. Amerika'da zaten aldıysanız fazla isyan görmüyorsunuz orada genelde. Şöyle bakıyorum. Bunu alabiliriz. Bak bu ülke çok müsait. Bakıyorum şöyle bir. Şunu bir düşür. Malawi'nin her şeyini fullemişiz. Evet. Mozambik'in genel olarak gücüne bir bakalım. 30-30-26. Tamam. 30-30-26 ise benim zaten sadece hava donanmamın gücü zayıf. Bir de gemilerim. Şunu düşürmem lazım. Kaç para geliyor? 1760 para arkadaşlar. Ben daha ne diyeyim ya. Buna bakar mısınız ya? Evet Zambiya'nın gücü biraz güçlü ha bak. Hafif bize vuracak gibi arkadaşlar. Tamam gidelim bir topraklarımızı katalım diyecektim ki gözüme bir Somali devleti çarptı. Somali'yi almadan olmaz. Gidelim ve orayı topraklarımıza katalım. Somali'nin görüyorsunuz ki bir tek de limanı var arkadaşlar. Ve bu sayede liman sayımızı belki de kaç bunu da bir alalım ondan sonra hesaplayacağım. Şu an çünkü unuttum. Bu benim gemi lan. Senin ne işin var lan burada? Allah Allah. Evet. Namibya'da iç savaş çıkmış yine. Evet. Şimdi şunları şöyle bir fulleyelim. Ne olur ne olmaz. Daha sonrasında buraya geliyorum ve buradaki koyun üretimi ve inek üretimini arttırıyorum arkadaşlar. İnek üretimini arttırdım az önce. Evet yanlış duymadınız. Ve şu an saniyelik gelirimiz 179'a kadar çıktı. Ama bizim için daha az arkadaşlar. Yani bir tane liman bombaladım az önce. Liman bombalamama rağmen hala az yani paramız. Şimdi bize daha büyük böyle büyük bir hedef lazım. Şöyle bakıyorum.
Pakistan. Çok müsait. Pakistan alabiliriz. 10 tane daha ülke yıkarsam zaten. Bu arada çok hızlı gelişiyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Yani normal şartlarda şu an hücumumuz 15. dakikasına gelmiş. Ama ben 15 dakikada en fazla 7 ülke falan yıkıyordum. Bayağı hızlı gelişiyoruz arkadaşlar açıkçası. Şimdi Pakistan'ı alabilir miyiz? Ya kara denize bakmayan bir ülke almak daha mantıklı geliyor bana. Güney Afrika Cumhuriyeti. Saldır hocam. Güney Afrika Cumhuriyeti kolay bir devlet. Oradan belki iyi para toplarız. Evet, bizim çocuklar çok yavaş geliyorlar. Namibya'da bu arada ufak bir ayaklanma görmüştüm ben. Nerede bu Namibya? Buradaydı lan az önce. Uganda, Kenya, Somali. Gözümden kaçtı yine, iyi mi? Ülke isimleri biraz mavi tonla yazıldığı için pek okunmuyorlar. Evet, bunları da fullleyeceğim. Şimdi siz yapmadığım yerleri falan yazarsınız. O yüzden bir şuraya bir göz gezdirelim. Yapmadığım yerler neresiymiş ona da bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada görüyorsunuz ki buranın şeylerini tamamlamışım. Yapmadığım yerlere bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum. Abi bulamıyorum ki. Bak şunların Papua Yeni Gine. Papua Yeni Gine'nin hiçbir şeyini fullememişiz. Papua Yeni Gine nerede? Çok kolay soru. Asya güncelleme mi? Asya'sı 3 yıldız olmuş. Manyak mısın? O ne oğlum? 3 yıldız ne? Papua Yeni Gine'yi bulmam lazım. Şurada bir yerlerde diye hatırlıyorum ama. Yok lan burada. Burada burada. Ben nereye bakıyorum arkadaşlar? Şöyle güçlerini arttırıyorum. Daha sonrasında buranın altın üretini arttıralım. Şöyle bakıyorum da. Artık güçsüz devlet bulmak çok zor. Aha Sri Lanka. Sri Lanka'ya hemen bir ordu hazırlıyorum. 70. Tamam. Çok güzel. Alacağım burayı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar yenildik. Belki son anda yaptığım bir ordu çalışması işe yarayabilir. Ki yarayacak gibi. Ordumuz çok az bir güçle geldi ama Sri Lanka'ya yine gücümüz yetti. Çünkü son anda tıkladım biliyorsunuz ki. Sri Lanka bizim artık. Hemen buranın şeylerini fırlıyorum. Çayı. Gömlek fabrikasını. Gömlek fabrikası mı olur ya? Sahnelik yerimiz 184'e kadar çıktı. Burada fullemediğim başka nereler var? Şöyle bakayım be. Başka yok arkadaşlar. Zaten az devlet kaldı. Şimdi gelelim asıl meselemize. Yani devletler gittikçe asıl zorlaşıyor arkadaşlar. Bunu fark etmişsinizdir. O yüzden artık minimum 3 yıldızla gezeceğiz. 2 yıldız bizi kurtarmıyor. Hatta ben bunu 82 yaptım. Ne olur ne olmaz. Aa bakın burada bir tane daha devlet var. Güney Sudan. Ki bizim hava donanmamız Güney Sudan'ı yıkmaya yeterli. Saldır. Dönmek yok arkadaşlar. Her yeri alacağız. Nükleer atmadan bu işi bitirmiyoruz. 8 tane devlet daha yıkmam gerekiyor. Buradakinin gücünü arttıralım. Bunlar niye böyle güçsüz? Uganda'nın gücü niye bu kadar zayıf? Alıyorum. Düşür hocam. Kazandık. Çok güzel. Petrolü. Petrol ürünlerine 5'ine kadar çıkartıyorum. Buradaki isyan ayaklanması falan görmeyeyim diye de asileri yazmışız Fransa'daki. Demek oluyor ki yeniden bir asi ayaklanması göreceğiz yakın zamanda. 40 yapıyorum. 3 adı düşürüm ki biraz para gelsin. Şimdi şu an kaç devlet kaldı? 7 tane ülke kaldı arkadaşlar. 7 tane ülke daha yıkarsam bir bana nükleer daha verecekler. Moldova'da asi ayaklanması olmuş. Kardeşim salın şu ülkelere bak. Age of History'daki asi ayaklanması daha da kötü ama yani yine de çıkarmayın be sen. Yaşayın işte güzelce kardeşim ya. Evet, başka şöyle küçük ülke var mı? Bakıyorum. Küçük ülke yok arkadaşlar başka. Ben ne var ne yoksa hep var. Bu ne oğlum? Bence benim buraya gücüm yeter. Ki asiler de benim yanımda savaşsınlar. Hızlı bir şekilde alayım ben burayı. Bizim çocuklar nereden geliyor acaba? Oh Çin'in topraklarından geçtik rahat bir şekilde. Ordumun gücünü hiç harcamadım. Moğolistan'a tek attım az önce. Asya ayaklanması görebilirim ufak. Ve ne olur ne olmaz bekleteceğim burada ordumu. Kaldı size arkadaşlar 5 6 tane ülke. 6 tane ülke bulursam ki bulacağım. Haritada yapboz oynaya benziyor arkadaşlar biraz ama olsun. 63 oldu.
Böyle bakıyorum da. Aha. Bu ne lan? Ne olur gücün az olsun. Allah bu ne ya? Arkadaşlar çok kolay alacağız bunu. Ordumun gücü zayıflamasın. Zaten hiç gücü yok ama olsun. Bak çok kızıyorlar görüyor musunuz? Aldık burayı da. Grönland. Grönland. Allah Allah. Neyse şunları bir fulleyelim. Alüminyum, CFR madenleri. Peki. Burada asiler zaten pek fazla ayaklanamazlar. Kaldı sana 5 ülke. 5 ülke daha yıkarsam bir nükleer bomba da alacağım. İnşallah bana hediye nükleer de verir. Bu sayede iki tane devlet aynı anda yıkarız arkadaşlar. Asilere para vermemin sonucu da görüyorsunuz ki ordularında hiçbir şekilde zarar etmiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle bakacağım. Göz gezdireceğim. Şöyle güçsüz ülke var mı? Güçsüz ülke burada yok. Yani oyun diyor ki artık arkadaşlar. Biraz da güçsüz ülke ama biraz büyük ülke ara da savaş diyor bize. Tamam, al sana Angora'yı topraklarımıza Angara. Angara'yı topraklarımıza katalım arkadaşlar. Buranın asilisine para vereyim mi? Benim yanımda savaşsınlar. Uçağı da tam üstlerine düşüreyim. Tak. 2057 para geldi. Savaş muharebesi üzerine uçak düşürürseniz daha para geliyor diye biliyorum ama o yüzden yapıyorum arkadaşlar bunu sürekli. Kazandık. Uçak geçiyor. Uçağı da düşürüyorum. Yani şu seriye başladığından beri sürekli uçak düşürmüşümdür. Evet. 30-30. 40-40. Tamam. Güzel. Şu an kaç ülke kaldı? 4 tane. 4 tane ülkeyi nasıl halledeceğiz? İyi bakın. Yine Sezer Baba buradan askerlere parasını yatırtın. Çünkü para her şeyden önemlidir. Minimum sizlere ne dedim? 3 yıldızda gezmek yok. 3 yıldızın altında gezerseniz hiçbir devlet topraklarınıza katamazsınız arkadaşlar. Burada Zimbabwe var. Tamam, Zimbabwe'ye gidelim alalım arkadaşlar. Bizim uçak daha önce gelecektir. Uçak zaten uçarak geliyor her yere. Aa bunların uçakları yok lan. Tüh asileri yanıma çağıramadım. Ordumun gücü gidecek. Az biraz bekleyelim. Çok güzel alıyorlar ya toprakları. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Tatlı tatlılar. Dövüşmeye çalışıyorlar kendi çaplarında. Şunları şöyle düşür. Ticaret indirimi görür müyüz hocam artık? Yani şu an videomuzun bu dakikalarında bir ticaret indirimi görmemiz lazım resmi olarak. Yani resmileşti artık arkadaşlar. 20 dakikanın üzerinde video çektiğimiz için sürekli. Ticaret indirimini genelde 25. dakikada falan görüyoruz. Şu an 22. dakikadayız. Daha var. 64, 780, 983'lük ordumuz oldu. Bunu almayalım. Bunu alabiliriz. Buranın asisinde de para vereyim de ne olur ne olmaz. Asileri bizim uçaklar of uçağımız tek atacak ya. Vallahi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Kulaklığın kablosu böyle şey olmuş kırılmış gibi gözüküyor ama kırılmamış. Bükülmüş. Ses yapıyor da. Bekliyorum. Hala almalarını bekliyorum. Bunun ben yatırımı yapmış mıyım? Yapmışım. Çok güzel. Kaldı sana 3 ülke mi? 2 ülke mi? Ne bir şey kaldı. Aha ticaret indirimi. İyi zamanlar. Uman'dan yün alırsam gidip Almanya'da bunu 100'e satabilirmişim. Alalım hocam. Uman'dan yün alacağız. Gidip bunu Almanya'da satacağız. Güzel bir teklif. Ticari. Bana bizim çocukları çek bakalım. Da arkadaşlar paramız az ya. Bununla ben şey yapmam ki yatırım yapmam. 15 bin falan olsun. Biliyorsunuz biz genelde 15 bin altında yatırım yapmayız. Zor durumda kalmadığımız zamanlarda. Ama şu an zor durumda değiliz. Yani paramız güzel artıyor. Günlük sizlere söz verdiğim üzere bu videoda 200'ü bulacağımı söylemiştim. 200'e çok az kaldı. Şurada zaten nükleere de 2 tane devlet daha yıkarsam nükleer verecek bana oyun. Onu da güzel bir şekilde kullanacağımı düşünüyorum. Az bekliyorum. Paramız artsın. Uçaklar gelsin etraftan. Uçakları düşürelim. Düşür hocam. 13 bin. 15 bin oldu paramız. Bari hadi 30 bin olsun. 30 bini bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz gibi ya. Biz biraz sabırsızız arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ki asiler burada savaşıyor. Ben şuradan tıklayayım da güne. Uçak. Tamam hadi 20 bin hadi. 21 bin oldu. Tıklıyorum. Hepsini alıyorum. 269 tane yün aldım. Şu an 282 oldu. Yani arkadaşlar çok harcıyoruz ya. 331. Aslında böyle yaparak sürekli alabilir mi ya? Ben bunu gelin 400 yapalım arkadaşlar.
Uçak geliyor. Şöyle 388, 392, 93, 94. Evet. 400'lük yaptım. Bunu şimdi almaya gidip satacağım da. Şu an biraz da açgözlüğüm tuttu. Bir tek de uçak geçerse kargo miktarını arttıracağım. 80'den alıp 100'e satacağız oğlum. Çok büyük kar elde etmemin sonucunda daha çok para kazanabiliriz bu sayede. Mail kutumuzu yok diyorlar yalnız arkadaşlar. Şu an biraz suyunu çıkardım ama inşallah bir zarar elde etmeyiz. Elimizde kalmaz inşallah yünler. Tamam, gidip hemen Almanya'ya satalım bunu. Mesajı okumam, belki gün falan geçer. Uçak düşür. Almanya. Al. 10.000 kar ettim. 10.000. Kuveyt'te bir ayaklanması olmuş. Kuveyt kendine gel. Tamam, şimdi gelin. Hemen hepsini fullleyelim arkadaşlar. Müzikler çok iyi ya. De vallahi deliriyorum ha. Fulle 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 fulle. Çok güzel. Şimdi yine bir devlet daha seçiyorum ve o devlet de bu devlet olacak. Çocuklar gelin yerleşin. Asiler de benim yanımda savaşsın ki ordumuz zevar görmesin. Uçağı da düşürür mü kafasına, çok para versin bana. 1890 verdi ki demek ki böyle bir şey yalanmış arkadaşlar. Az önce çünkü biliyorsunuz 2000 gördük. Şimdi de 1890 gördük. Saçma. Birinci ordum yine yendi. Yine yapacağını. Yaptı yapacağını. Şöyle alıyorum buraları. Asi ayaklanması görmeyelim diye buranın maliyetlerini de arttırayım ki sıkıntı çıkmasın. Aynı şekilde şimdi buradaki asileri de yok edeceğim. Asileri diyorum, Nijerya'yı da. Uçağı yine düşürün, belki para verir. Alalım abi. Vur 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 hadi hızlı. Asilere... bu arada asiler önden gitmesi çok iyi ya. Allah başımıza bir şey gelmiyor en azından. Sudan'a uçak düşüreceğim. Hadi abi, Nijerya'yı da alırsak Afrika'nın yani yarısı, hatta yarısına çoğu benim oluyor. Evet, nükleer. Ama önce bunları... Oğlum Nijerya'nın neleri varmış lan? Bunları da veriyorum. Güzel. 30-30. Şimdi hedefimizi seçelim. 990. Belçika olmaz. Hollanda, Almanya. Pat. Uçağı düşür. 2522 verdi. Evet, Almanya'ya güzel bir nükleer gidiyor arkadaşlar. Şu an bak yavaş yavaş gidiyor. Almanya'nın tam göbeğine düşürdüm para askerleri. Pardon, bombayı. Bir nükleer daha verirsen tadından yenmez ama sen bilirsin oyun. Evet, Almanya ordusunu şimdi tarım. Sen ne tatlı boyunsun ya. Anasını, bu ne ya? Gel gel. Birleşik Arap, Pakistan, Vietnam, Çin, Tayvan, Avusturya, Rusya. Bir de Rusya atayım aynı şekilde. Tak. Şu hatta Asya ayaklanması olmuş. Rusya atam gidene kadar gidiyor arkadaşlar. Uçağı da düşüreyim de nükleer gören uçak düşsün. Bak, Rusya'nın tam en kötü yerine bıraktık arkadaşlar nükleer ya. Ya oğlum burası daha, şurası daha değerli. Uçağı düşürüyorum. Aha, bir şey oldu. Bum. Görüyor musunuz? Ufak patlama nerelere kadir olacak? İyi bakın şimdi. Evet, şu an istersem Rusya'yı topraklarıma katabilir, istersem Almanya'yı katabilirim. Ve bunu alacağım. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. Evet, güçleri fulleyemedim. İnşallah alırız ya. Alırız ya. Rusya'yı da alırsak çok güzel olur be. Vallahi arkadaşlar mutlu olurum. Uçak düşürün, belki para verir. 2522 para verdi. Ellerin dert görmesin kardeşim. Kazandık. Aman Allah'ım, bu ne? Savaş yapıyor Rusya.
Çikolata. Gübre. Elmas. Petrol. Petrol. Tamam. Evet, güçlerini de fullledim. Evet dostlarım, kardeşlerim. Bir sonraki bölümlerimizde kaldığımız yerden görüşmek üzere dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Görüyorsunuz ki şu an için dünyanın yarısından çoğunu ele geçirmiş bulunmaktayız. Daha ama hedefimiz bitmedi. Daha alacak çok yerimiz var. Derseniz bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay dostlarım. Aşağıda bu arada savaş oluyor. İnşallah alamaz çatı. Alırsa kafasına vururum. Tamam. Çatı asitleri ezmiş çattaki. Şimdi kendinize çok iyi bakın derim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.